Oruçluyum demektense yemeği tercih ederim. Mesela bir gün oruç tuttum. Böyle bir pazartesi günü. Daha doğrusu akşamdan niyetlendim. O zamanlar öyleydi. İftarı ettim. İftar ettikten sonra akşam onda iftar ayran ne diyorum. Kendime ceza kestirdim. Kendime ceza kesince akşamdan niyetlendim şeyden. O akşam namazından sonra niyetlendim. Pazartesi gün oruç tutacağım ama hani akşam şimdi İslam'da gün akşam namazından akşam namazına değişir. Çünkü güneş günlük şeyler ibadetler şeyde İslam'da güneşe göre. Aylık ibadetler ise aya göre. Günlükler güneşe göredir. Gün battı, gün bitti. O gün bitti gün batınca. Neyse niyetlendim ben şimdi. Size de ders olsun. O zaman şey efendi geliyorum gidiyorum öyle haber telefon melefon öyle bir şey yok. Ha, şimdi var. Yani rüyanda göreceksin, gideceksin karşılayacaksın. Öyle bir şey yok tabii. Gidip karşılayan kahraman zaten. Bir de herkes birbirinden saklıyor. Dervişlik yarışma gibi. Allah'ım. Geldiğini gördüm. Güldür 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 güldür. Ben sabahleyin tabii gittim. Şeyde bekliyorum. Terminalde. İşte daha terminalin değil girişini İzmir'e girişinden itibaren seyredeceksin otobüsü. Terminalden içeri girdi araba. Ben terminalin orada duruyorum. Şey efendi geldi. O hep derim ya o otobüsün sağ koridor koltukta en öndedir. Floresan lambası gibi yanar en önde. Ondan sonra neyse yanaştı. Yanaşınca tabii hoş geldin. Hemen valizini aldım ben. Ondan sonra neyse işte o zaman ayakkabı almaya geliyor. Biz yürüdük tabii. İşte o gelince gittiğimiz bir çorbacı var. Oraya gittik. Adam daha çorbayı hazırlamamış tabii de. Biz dışarıda biraz eğlendik. O da hazırladı. Derviş çorbacı da. Ha Mustafa Efendi ah dedi. Görüyor musun dedi. Ta bu çorba hazırlayacak diyor şimdi şey efendi. Neyse çorbalar geldi. Ben zaten oruçlu olduğumu unutmuşum. Çorbalar geldi. Ben çapır 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 içtik biz çorbayı. Bana böyle baktı. Bitirdikten sonra. Afiyet olsun dedi. Allah razı olsun efendim dedi. Sen oruçlu değil miydin dedi. Kaldım. Sen pazartesiler oruç tutuyorsun ya dedi bana. Kaldım. Bugün değilim efendim dedim. Gerçekten. İçince çorbayı değilsin artık. Bugün değilim efendim dedim. Âlâ dedi. Sanki ben de akşamdan niyetlenmemişim gibi. İyi. Neyse pazartesi işleri bitirdik biz şeyde İzmir'de. Ondan sonra neyse akşam son otobüste Tire'ye gittik. Tabii o öğlenden sonra artık telefon açtırdı bana. Tire'nin Zakir'ine dedi. Telefon aç dedi. Geliyor dedi. Peki dedim ben. Öğlenden sonra telefon açtık. Geliyor diye. Neyse ben onu aldım götürdüm. Dedi ki sen yarın gelme Mustafa Efendi. Peki efendim dedim. Kendi kendime yarın gitmeyeceğim ya salı gün. Ben salı gün doğruca niyet ettim gene. Bir telefon öğlenden sonra tabi o zaman böyle şey efendi filan kelimesi kullanılmıyor. Ben orman işletmesinde çalışıyorum. Telefon misafir seni bekliyor. Küt bek kapatıyorlar korkudan. Çok korkuyor herkes. Ondan sonra haydi koşa koşa. Ben gittim. Köfteci de oturuyor. Ondan sonra ben direkt oraya gittim tabii. Gel Mustafa Efendi gel oğlum dedi. Sensiz boğazımızdan geçmedi de dedi. Dedim tamam. Hiç sıkıntı yok. Tereyağlı köfteyi götürdük. Ondan sonra kendi kendime tövbe ettim. Bundan sonra dedim şey efendi geldiğinde bir daha asla dedim oruca niyet etme Mustafa Özbağ. Bu sana ders olsun dedim. Öyle ders kaldı. Şimdi sufiler nafile ibadetlerini söylemezler. Saklarlar. Ya saklarlar deyip de ha, biz saklıyoruz filan deyip de nafileyi terk etmeyin. Öyle bir tembellik de yapmayın. Yani yok ya bak yani söyleyiveririz oruç bozulur filan. Tutmayalım öyle yapmayın. İnşallah sufiler pazartesi perşembe oruçlarına dikkat etsinler, tutmaya gayret etsinler. Hiç olmazsa 14, 15, 16 hiç olmazsa ayın başında, ortasında, sonunda
oruç tutmaya gayret etsinler ama oruçluyum demesinler. İnşallah.